hesabımıza. Teşekkür ediyoruz. Şöyle açın bakalım, gel hoş geldin. Abilerim burayı bir açalım. Abi nasıl açacak? Getirme. Olsun. AK Parti'ye güç yetmez, AK Parti'ye güçlerin de gücü yetmez. Ben genç kardeşlerime, hanımefendiler, ablalarıma, kardeşlerime, dostlarıma bugüne kadar vermiş oldukları destekler için teşekkür ediyorum. Yarın inşallah sandığa sahip çıkacağız. Görevli arkadaşlarımız Allah'ın izniyle yarın sabah saat 7'den itibaren sandıkta resmi sonuçları alana kadar ayrılmayacaklar. Ve inşallah hep birlikte akşam onun coşkusunu, heyecanını ve kutlamasını inşallah birlikte yapacağız. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, arkadaşlarım, dostlarım, sayın milletvekillerim, belediye başkanım. Ben sözümü uzatmak istemiyorum. Biliyorsunuz bugün saat 6'dan itibaren seçim yasakları başlıyor. İnşallah hep birlikte bu coşkuyu sizlerle birlikte yaşayacağız. İnşallah. Milletvekillerimiz konuşacak ama kısaca sözünü size söylemek istiyorum. Sizler biliyorsunuz, her zaman söyledik ama Türkiye'de oynanan bir oyun var. Bu oyunun bir tarafında AK Parti, Dava Partisi, Türkiye'yi düşünen, Türkiye'ye hizmet eden, 2023 hedeflerine ulaşma azmini yaşayan dava arkadaşlarımız ve dava partimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu var. Bir tarafta da kendilerini düşünen, bu ülkeyi düşünmeyen, bu ülkeye hizmete düşünmeyen, paralel yapıyla birlikte hareket eden MHP, CHP ve HDP var. Ermeni diasporası var. İsrail var. Sizler bunu görüyorsunuz. İnanıyorum ki Kırıkkale'de, Türkiye'de görecek ve bu oyunu bozacaktır. İnşallah. CHP ve MHP HDP ile bir araya gelir miydi? Şu anda bir araya geliyorlar. Paralel yapının organizasyonunda Türkiye'yi batırmak için her şeyi yapıyorlar. Onlar için önemli olan Recep Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti iktidarda olmasın ama bu ülkeye ne olursa olsun diyorlar. Sizler buna gereken cevabını vereceksiniz. Yarın sandıkta Kırıkkale'li hemşehrilerimiz, Türkiye buna cevabı verecektir. Ben bu coşkunuza İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Başkan saygılı, başkan saygılı, başkan saygılı, başkan saygılı, başkan teşekkür saygılı, ederim. Başkan saygılı. Değerli milletvekilim, il başkanım, değerli dava arkadaşlarım, değerli gençler, hanımefendiler, hepinizden Allah razı olsun. Uzunca bir zamandır büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Hep beraber çalışıyoruz. Rabbim inşallah bu emeklerimizin karşılığını hayırlı bir şekilde verecek. Yarın bizim şükür günümüz. Hep beraber şükredeceğiz yarın. Sayın İl Başkanım biraz önce bahsetti. Sandıkları sonuna kadar, en son tutanağa kadar bırakmamamız gerekiyor. Bırakmayız Allah'ın. Daha önce dillendirmediğim bir konuyu bugün söyleyeceğim. Söyle
başkanım. Belediye başkanlığı seçiminde bizim arkadaşların büyük bir çoğunluğu nasıl olsa kazandık, kazanıyoruz diye çok erken bir şekilde sandıkları terk ettiler. Tabii yüksek bir oy aldık. Onların hayal edemeyeceği oy aldık. Ama daha sonra yaptığımız incelemelerde şunu gördük. Sadece usulen yapılan toplamalarda minimum 5000 fark var. Şimdi bizler şu anda bir oyun marjinal faydasını hepimiz biliyoruz. Bu bir oy hepimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Neden? İşte o bir oyla buradaki insanlarla bu ezan susmayacak, bayrak inmeyecek. Çünkü bu seçim artık artık çünkü bu seçim genel seçimlerin ötesine çıktı. Bu seçim milletin memleketine sahip olma seçimi. Burada millet burada, evet. Millet her zaman olduğu gibi kendisine sahip. Allah izin verirse yarın yine sandıkta da sahip olacak. Ondan hiçbir şüphemiz yok. Dışarıdakilerine de şunu söyleyebilirim. Akif diyor ki, ey sürüden arkaya kalmış yiğit, arkadaşın geldi, yetiş sen de gel. Öyle bir satır at ki kudurmuş düşmanı bir daha Osmanlı'ya güç saldıra. Onlara öyle bir ders vermemiz lazım ki bir daha buna cesaret edemesinler. Birlikte Osmanlı torunlarına saldırmaya cesaret edemesinler. Haşhaşiler bir daha türemesin. Biz bunlara müsaade etmeyelim. Ben özellikle dışarıda kalanlara, akılları karışık olanlara buradan tekraren seslenmek istiyorum. Bu seçim sadece genel seçim değil. Hükümetin tespit edildiği seçim değil. Bu seçim bizim memleketimize sahip çıkma seçimi. Allah izin verirse yarın da memleketimize sahip çıkmaya hep birlikte hazır mıyız? Hazırız! Hazır mıyız? Hazırız! Allah bize yar ve yardımcı oldu bu ana kadar. Bundan sonra da yar ve yardımcı olacağına hiçbir şüphem yok. Bizler hakkı tutup kaldırmak için buradayız. Evet. Rabbim inşallah bize de yarın bu zaferi nasip edecek inşallah. Ben bu duygu ve düşüncelerle. Evet. Geliyor mu Abdullah Bey? Peki. Abdullah Bey'e de bir hoş geldin diyelim. Yerde gider herhalde. Evet. Son söz olarak bizim artık sloganımız olan şeyi bir defa daha tekrarlıyorum. Bir yetmez, iki yetmez, üç yetmez, AK Parti'ye güç yetmez. Hepinizi saygıyla, muhabbetle tekrar selamlıyorum. Sayın milletvekillerim, sayın il başkanım, sayın belediye başkanım, değerli hanım kardeşlerim, değerli beyler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet değerli kardeşlerim, 2 aydır buralardayız. 2 aydır hep beraber bizlere destek verdiniz. Allah razı olsun. Kırıkkale'mizin her tarafına gezdik. Bütün mahallelerimizi gördük. Eksiklikleri tespit ettik. Çok güzel bir seçim satım hali yaşadık. Kardeşlerim sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah yarın bütün emeklerimizin semeresini alacağız hep beraber. Rabbim sizlere mahcup eylemesin. Kırıkkale'de hakikaten biz ihlasla, samimiyetle bir seçim çalışması yaptık.
Özellikle şahsımı bağrınıza bastınız. Zaten diğer kardeşlerimiz hepiniz tarafından tanınıyordu ama benim Kırıkkale'de biliyorsunuz ilçede yaşamamdan ötürü yüzüm çok tanınır değildi ama Allah razı olsun başta hanım kardeşlerim kapı kapı gezdiler. Davamız için bu davayı Kırıkkale'mizin her evine anlattılar Allah razı olsun. Kardeşlerimiz de Allah razı olsun. Sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler için ne yapsak azdır değerli hemşehrilerim. Estağfurullah. Evet. Ben şunu söylemek istiyorum. Ne yapıyorsak Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz. Ne yapıyorsak Kırıkkale için yapıyoruz. Sizler için yapıyoruz. Değerli kardeşlerim, yarın seçim var. Ben inanın başlangıçtan beri yeni olduğum için Oğuz Bey de hep soruyordu Abdullah kaç gün kaldı diye. Şimdi de samimi söylüyorum keşke bir ay daha olsa. Şimdi size doyamadım. Sizlerle çalışmaya doyamadım değerli hemşehrilerim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kırıkkale bizleri bağrına bastı. Evlerine konuk etti. Sokaklarında konuştuk. Caddelerinde konuştuk. Kırıkkale'nin inanın girmediğimiz caddesi kalmadı. Elhamdülillah tutmadığımız el kalmadı. Ve samimiyetle söylüyorum bizleri hakikaten çok kucakladınız. Bizlere değer verdiniz. İnşallah yarınki seçimde de şunu söylüyorum. Biz parti olarak 3-0'ın peşindeyiz. Ama bizler 3-0'ın peşindeyiz. Rakipler yarımdan 1 puanın peşindeler. Artık onlara yapacakları bir şey yok. Benim boyum uzun olmasına rağmen kalabalığın arkasını göremiyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz 60 gündür sokak sokak partimizin hizmetlerini anlattık. Artık bugün işin finaline geldik. Sizler de Allah razı olsun bunun hakkını verdiğiniz için buralardasınız. Bize destek veriyorsunuz. İnşallah Rabbim sizlerin emeklerini de zayi etmesin. Rabbim 7 Haziran seçimlerinin Kırıkkale'mize, ülkemize ve özellikle hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Saygılarla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Biz de sizinle gurur duyuyoruz. Böyle bir teşkilatımız, böyle bir çalışkan grubumuz olduğu için biz de sizinle gurur duyuyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli hemşehrilerim, değerli parti dostlarımız, milletvekilimiz, il başkanımız, belediye başkanımız, diğer başkanlarımız, herkes burada. Bugün işin sonuna geldik. Allah izin verirse saat 6'dan itibaren seçim yasağı başlıyor. Ondan sonra artık bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra herkes mahallesine dağılacak. Gene de eşine, dostuna aman ha. Bak dikkat edin. Yanlış yaparsanız başınıza şu gelir. Bu diye yavaş yavaş gene de bunları fısıldamak lazım. Ama en önemlisi az önce il başkanımız da söyledi. Sabahleyin hepimiz oyumuzu kullanacağız. Ama seçim bitene kadar, sandıklar kesinleşene kadar zaten her sandıkta görevlimiz var ama o mahallede olanlar da sandığın başında sahip çıkacaklar. Nasıl ki iki ay gece demediniz, gündüz demediniz, koştunuz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Gerçekten, gerçekten Kırıkkale'de şu anda yapılan seçim çalışmalarının en genişi, en kapsamlısı yapıldı. Mahalle mahalle gezildi.
Gençlerimiz gece demedi, gündüz demedi, her tarafta oldular. Kadınlarımız evini, işini, aşını ihmal etti. İlk ay koştular. Hepsinden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Hadi erkeklerimizin bir noktada asli görevidir, onlar yaptı diyeceğiz ama bunun dışına baktığımızda sadece teşkilat olarak bizde değil. Bakın özellikle son 10-15 güne baktığımız zaman diğer vatandaşlarımız da her gittiğimiz yerde adeta tezahürat yaparak bu seçim kampanyasına onlar da katıldılar. İşte bu neyin işareti? İnşallah 3-0'ın işareti değil mi? Evet, 3-0'ın işareti. Evet, inşallah biz bütün teşkilatımızda en üstten mahalle temsilcimize, sandık başkanımıza, mahalledeki görevlimize kadar işin başında 3-0 çıkacağına inandık ve o şekilde çalışmamızı sürdürdük. İnşallah Allah'ın izniyle bu çalışmalar boşa gitmeyecek ve 3-0 Kırıkkale'den çıkacak. Artı Türkiye'de de evet, AK Parti'ye güç yetmez. Türkiye'de de inşallah pazartesi günü sabahtan itibaren yeni bir AK Parti iktidarı gelecek. Yeni bir AK Parti iktidarı. Yani yeni Türkiye'nin ayak seslerini duyuyoruz şimdi. Yeni Türkiye'nin ayak sesleri. İnşallah pazartesi günü yeni Türkiye başlayacak. Yeniden başlayacak arkadaşlar. Ve işte o zaman biz de huzur içerisinde şunu diyeceğiz ki biz 2 aylık süre içerisinde kendimize düşeni, elimizden gelen her şeyi yaptık. Propaganda ise propaganda. Esnaf gezmekse Kırıkkale'de kapısını çalmadığımız, kapısından içeri girmediğimiz esnaf kalmadı. Her tarafı. İlçeler ona keza her taraf dolaşıldı. Uğranılmadı, köy kalmadı. Kadınlarımız dolaşmadığı mahalle bırakmadılar. Mahallede yetmedi, ev ev dolaştılar, öyle mi? Ev ev dolaştılar. Gençlerimiz her yerde vardı. Ve tabii ki Kırıkkale'de her ilde bu kadar olmadı. Kırıkkale'de bu da oldu. Hem Cumhurbaşkanımız geldi, sizlere hitap etti. Hem de Başbakanımız geldi. İkisi birden geldi. Yani yapılacak her şey yapıldı. Cenab-ı Allah da inşallah bu emeğimizi zayi etmez. Zayi etmez inşallah. Ve pazartesi günü yarın akşam mutlu sona ereriz. Pazartesi günü de hep beraber yeni bir AK Parti iktidarıyla uyanacağız. İnşallah, inşallah. Ve yapılacak daha çok işimiz var. Daha çok yol alacak yolumuz var. Yapılacak işlerimiz var. İnşallah Cenab-ı Allah o yapılacak işleri de nasip edip, yaptırmayı nasip edip halkımızın, insanlarımızın hayır duasını almaktır bizim amacımız. İnşallah o hayır duayı da hep birlikte alacağız. Ben tekrar hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu teşekkürüm gerçekten samimi bir teşekkürdür. Çünkü 2 ay siz koştunuz, biz de hep sizin yanınızda olduk. Ne kadar koştuğunuzu, ne kadar büyük gayret gösterdiğinizi de gözlerimizde gördük zaten. Sizin yanınızda. O bakımdan sizlere ben bir kere daha yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden diyorum. Yaptığınız hizmet sadece siyasi bir hizmet değil, insana olan bir hizmettir. O bakımdan kutlu bir yoldur, kutlu bir hizmettir. Bu hizmette inşallah emeğiniz zayi olmaz. Cenab-ı Allah da dileklerimizi inşallah yerine getirir. Dua bizden, takdir Allah'tan. Üstümüze düşeni yaptık. Kendimize düşeni yaptık. Yola çıktık. İnşallah 3 diyoruz. 3'ü de inşallah alacağız. Değerli arkadaşlarım, tabii biraz sonra seçim yasağı başlayacak. 3 yetmez, 1 yetmez, 2 yetmez, 3 yetmez. AK Parti'ye güç yetmez. 1 yetmez, 2 yetmez, 3 yetmez. Evet. AK Parti'ye güç yetmez diyorum. Biz tabii buraya bu toplantıyı yaparken dedik ki arkadaşlarımız 2 ay canla başla çalıştılar. Biraz da yoruldular. Onların yorgunluklarına, emeklerine teşekkür edelim dedik. Ama gördük ki kimse yorulmamış ya. Herkes daha kampanya yeni başlamış gibi.
Şimdi kampanya bir hafta daha uzadı desek herhalde herkes koşacak, öyle değil mi? Evet, çünkü niye böyle? Çünkü yapılan iş, yapılan hizmet gönülden olursa, işten olursa böylesine güzel olur. O bakımdan ben hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biraz sonra artık bu kampanyayı noktalayacağız. Herkes evine gittiği zaman, mahallesine gittiği zaman, yani akşam eşine, dostuna bir telefon, dolaşma, en azından telefonla bir kere daha hatırlatmak lazım. Yarın seçim var ha, unutmayasın. Önce sandığa gideceksin, sonra da Türkiye'nin geleceği için AK Parti'yi seçeceksin. Söyleyeceğimiz bu kadar basit işte. İki kelime, hepsi bu. Bu iki kelimeyi herkes telefonunun başına otursun, eşine, dostuna arasın, bir kere daha hatırlatsın. Artık bundan sonra yapacağımız şu. Yarın sabah da herkes oyunu kullandıktan sonra sandıkların başında sandığa ve oyuna sahip çıksın. Mutlaka bu önemli bir şey. Bunları yapalım arkadaşlar. İnşallah Allah emeğimizi zayi etmez diyor. Ben sizin yaptığınız bunca hizmetten, bunca katkıdan dolayı şahsım ve aday arkadaşlarım adına, il teşkilatımız adına hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İstikrar sürsün. Türkiye büyüsün diyoruz. Evet, istikrar sürsün. Türkiye büyüsün. Var mısınız bir daha diyoruz. Varız. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, çok kıymetli dava arkadaşlarım, bugün biliyorsunuz son gün. Bugün son gün. Bu gece karşımızda bir şer ittifakı var. Her türlü yalan, iftira haberleri çıkartacaklardır. Yok o ona yattı, yok şu milletvekili kavga etti, il başkanı onu yaptı. Bizler bütün belediye başkanlarımızla beraber, ilçe başkanlarımızla, milletvekillerimizle, kadın kollarımızla, bütün teşkilatımızla birlik ve beraberlik içerisinde Allah hizmeti bu seçimi yaslayacağız. Bunlara alırış etmeyin, durmak yok, yola devam edin. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımızı duyuyoruz. Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Oğuzkan Köksal'a, il başkanımız Sayın Nursel Akça'ya, Kırıkkale Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı'ya, Silivri'deki adayımız Sayın Abdullah Öztürk'e bu güzel konuşmalarından dolayı siz saygıdeğer hemşehrilerimizin göstermiş olduğu ilgi ve alakaya çok teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla sevgiyle. Sayın Vekilim, dualarla uğurladık. Allah razı olsun. Seçim kampanyası bitti. Efendim neler diyeceğiz? Valla gururluyuz. Allah razı olsun. Sizler de bizi iki aydır takip ediyorsunuz. Ben özellikle Kırıkkale'mizin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Bizlerle beraber oldular. Gönül dostları evlerini açtılar. Bizi büromuzda ziyaret ettiler. Ama onlar da bizde şunu gördüler. İhlasımızı gördüler. Samimiyetimizi gördüler. Biz de gönlümüzü verdik inşallah. Amacımız Kırıkkale'ye hizmet etmek. Rabbim bundan geri koymasın. Yarın tabii ki bütün partiler de emek çekti. Ben onları da tebrik ediyorum. Mutlaka Kırıkkale'mizin genelinde bir çalışma yaptık. Hakikaten rakiplerimiz de olsa incinmedik. Biz onları incitmedik. Onlar da bizi incitmedi. Seviyeli bir seçim sattı mahalli yaşandı. İnşallah yarın hepimiz emeklerimizi sandıkta göreceğiz. Nihayetinde biz inanıyoruz ki AK Parti olarak 3-0 yapacağız. Ve Kırıkkale'mize hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim mahcup etmesin. Yine de altını çizerek söylüyorum. Kırıkkale'mizin tamamına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Öztürk meclise! Öztürk meclise!